Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dik üçgen ve trigonometri konusundaki test 5'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Aşağıda uzunluğu 4 kök 5 metre olan kaydırak yer düzlemiyle 30 derecelik açı yapmaktadır. Evet, kaydırak 4 kök 5 uzunluğundaymış. CH da 4 olarak verilmiş ve bizden merdivenin uzunluğu nedir diye isteniliyor. Arkadaşlar burada ne var? Bir 30-60-90 üçgeni var. 90'ın karşısı 4 kök 5 ise 30'un karşısı ne olur? Yarısı. Yani 2 kök 5 olur. E burada da bir Pisagor bağıntısı mı çıktı? Evet. X'in karesi de 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesinden dolayı 16 artı 20'den ne geliyor arkadaşlar? Cevap 36 mı geldi? Evet. X kare 36. X'i de buradan 6 diye bulduk. Yani cevabımız Balıkesir yaptı. Yukarıdaki verilere göre HCX nedir diye soruluyor arkadaşlar burada. Öncelikle şurada bir ne var arkadaşlar? Bir 30 derece var. 30'a ait dik üçgen oluşturmamıza gerek yok. Zaten direkt dik üçgen var hali hazırda. E o zaman hemen 90'ın karşısı burası 8 ise 30'un karşısı nedir? Yarısıdır, 4 yapar. E ben şimdi 2'yi kullanacağım, x'i kullanacağım. Aa, şuraya baktığımda hocam burası 90 derece. Dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. 4'ün karesi 2 çarpı x'ten 16 bölü 2'den x'i de kaç buluruz? 8 buluruz. Cevabımız böylelikle Balıkesir yaptı. Uçak kanatlarının yatay düzlemde yaptığı açıya dihedral açı denir. Bu açı uçağın aerodinamiğini arttıran bir açıdır. Aşağıda verilen planörün dihedral açısı 45 derecedir. Şuradaki açı. Ali Bey uzunluğunu zaten 8 kök 2 olarak vermişler. Ve BC'yi de 7 olarak vermişler arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Buna göre diyor AC uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Vallahi arkadaşlar sorunun çözümü için isterseniz şöyle şu soruyu büyüteyim ben. Şurayı büyüteyim. Şöyle bir çözüm yapayım. Hemen şuraya CTRL-V yapayım. Teknolojiyi de biraz kullanayım değil mi? Arkadaşlar sorumuz böyleyken. Yani siz bu soruyu böyle gördüğünüzde ne yaparsınız? Hocam buradan dik çizersiniz. Bakın. Şuradan dik çizerseniz eğer 45-45-90 üçgen oluşur ama 90'ın karşısı 7 iken 30'un karşısı 45'in karşısı 7 bölü kök 2 ile uğraşırız. Aa, hocam öyle yapacağım, o zaman ben şunu yaparım. Burası 135 derim. Buradaki üçgende kosinüs teoremini uygularım. Kosinüs teoremine karşıyım. Ya tabii ki sıkıştığımızda yapacağız ama gerek yok bence. Ne yapacağız hocam burada? 135 derece var ya burada. Ya buradaki dış açısı önemli. 135'in mantığı, geniş açıların mantığı. Ya da buradaki 45 önemli. Aa, şuradaki 45'e ait şuradan bir dik çizersem bak 8 kök 2 ise 8 8 oldu burası. Hocam burası 8, burası 15 çünkü 7 burası. 8 15 17 üçgeninden bakın. Kosinüs teoremciler hala daha uğraşıyor soruyla değil mi? Ama biz cevabı 17 bulduk buraya. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Şekilde bir servisteki arabayı yere paralel biçimde kaldıran hidrolik kaldırma sistemi verilmiştir. Evet, 120 derece verilmiş. DC ile AB birbirine eşit verilmiş. DC ile AB birbirine eşit verilmiş. Aa hocam bunlar birbirine paralel. Ve bunlar da birbirine eşitse içerideki şekil bir paralel kenardır. Yani otomatikman bunlar da ne olmak zorunda? Birbirine şey olmak zorunda. Paralel olmak zorunda, hatta birbirine eşit olmak zorunda. Tekrar söylüyorum, hem paralel hem de eşit olduğundan dolayı. E 120 ise burada kaç derece oldu? 60 derece. E 60 ise yönde eşitten dolayı burası da 60. AD'yi kaç vermiş bize? AD uzunluğu. AD. AD'yi vermiş arkadaşlar. 12 diye vermiş. Hocam burası da 12 o zaman. E bizden ne isteniyor? Şuradaki X isteniliyor. BE ile de EC'yi eşit vermiş. Bak sen şu işe. BE ile EC birbirine eşit. Bak 12 iken burası da 12. Bunlar 6 6 mı oldu? Evet hocam. E 60 90 ise burası 30 oldu. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı ne yaptı? 12 yaptı. Yani böylelikle cevap Akçay. Şekildeki uçurtma yerden 76 metre yüksekte ve Ahmet'in tuttuğu ip ile 45 derecelik açı yapmaktadır şu şekilde. Buna göre ipin uzunluğu yaklaşık kaç metredir? Gençler burada ne yapacağız? 45'i gördüysek hop şöyle bir dik çizeceğiz. 45-45-90 üçgeni geldi mi geldi. Ahmet'in boyu 1 metre ise bu da Ahmet de zemine diktir. E 1 ise burası da 1'dir. Buraya ne kaldı? 75 kaldı. 45-45-90 üçgeninden 75 ise burası da 75. Burası da ne olacaktır? 75 kök 2 olacaktır. Buna göre ipin uzunluğu yaklaşık kaçtır diye soruluyor. 75 kök 2 bulacağız arkadaşlar. Burada kök 2'nin yaklaşık değeri lazım bana. Arkadaşlar kök 2. Şimdi kök 2 nerededir? Kök 2'nin karesi 2 olduğuna göre bakın kök 2 1 ile kaç arasındadır arkadaşlar? 2 arasındadır. Çünkü 1'in karesi 1. Kök 2'nin karesi 2. 2'nin karesi 4. Bak bunun karesi 1.
Bunun karesi 2, bunun karesine 4. Arkadaşlar buraya baktığınız zaman 1'e daha yakın. Yani 1,4 ya da 1,3 gibi bir şey değil mi? O zaman ben burada kökü değeri yerine 1,4 alayım. O zaman 1,4 alacaksam benden 75 ile 1,4'ün çarpımı isteniyor arkadaşlar. 75 kökü isteniyor çünkü. 4 kere 5 20, 4 kere 8 28, 30 yaptı burası. Bir de burada 75 var. Topladığım zaman kaç yaptı? 0, 5, 10, 105. 105,0 yaptı, yani 105 yaptı. Yaklaşık değeri bu yaptı. 105'e daha yakın bir değer de olabilirdi. Seçtiğimiz değer doğru oldu arkadaşlar. 1,3 de olabilirdim. 1,3 hangisine daha yakın olduysa o zaman onu işaretlerdik, haberiniz olsun. Yani cevap Balıkesir. Yukarıda verilenlere göre DCX nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. 60-90'sa burası ne oldu? 30. 15-90'sa 75 falan yazmayalım arkadaşlar. Çünkü 15-75-90 benim nefret ettiğim üçgen. Siz de nefret edin. 15-75-90 özelliğini kullandığımız durumda oluyor. 15-75-90 üçgeninde hipotenüs varsa haşa 4 taşı kullanacağız. Ama özel açıların olduğu yerlerde genelde böyle 15 bizi ilgilendirmez. O zaman ben 15'e bakmayayım ama dikkat et, burası 45 derece. Hocam burası da 45. Yani burada ne çıktı? Bir ikizkenar üçgen çıktı. Tamam, eyvallah. Burada da bir 30-60-90 üçgeni var. Şurada da bir 30-60-90 üçgeni var. Haydi bakalım bunu kullanalım. Şimdi. 30-60-90 üçgeninde 30'u karşı 2 kök 60'ı karşı 2 kök 3'ün kök 3 katı olacak. Yani burası 6 yaptı. Hocam bu ikizkenar dik üçgende x ise burası aynı zamanda x kök 2 yapmalı. X kök 2 eşittir 6 ise x'i buradan ne buluruz? 6 bölü kök 2 buluruz. Kök 2 eşleniğiyle çarparsam 6 kök 2 bölü 2'den cevabımız 3 kök 2 çıkar. Yani cevap Denizli oldu. Aşağıdaki şekilde dakikada ortalama 300 metre ve 800 metre gidebilen iki bisikletli görülmektedir. Evet. Aralarında kaç 60 derece olacak biçimde doğrusal olarak aynı anda A noktasından harekete başlayan iki bisikletlinin 1 dakika sonra aralarındaki mesafe kaç metre olur diye söyleniyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Biri 300 metre gidiyormuş, biri de 800 metre gidiyormuş. 300'e 800 şöyle olsun isterseniz ve aralarındaki mesafe isteniliyor bizden. Şimdi gençler, burası 300, burası da nedir? 800 olarak verilmiş. Normalde ne yaparsınız? Hocam buraya x deriz. Kosinüs teoreminden sonuca ulaşırız. Ama kosinüs teoremi sıkıntılı olacak değil mi burada? Sayılar büyük çünkü. Hocam o zaman 90 derece indirim. Evet, 90 derece indirip şuradan bir işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da ben şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Yine bir teknolojiyi şöyle bir kullanayım isterseniz. Arkadaşlar şöyle şurada gösterdim. Hatta şurada göstereyim isterseniz çözümü. Şimdi biz normalde çözümü şöyle yapabiliriz. Şuradan bir 90 derece çizip 90 dereceyi çizdikten sonra 90'ın karşısı 300 ise 30'un karşısı ne yapar? 150 yapar. Hocam 150 ise buraya ne kaldı? 650 kaldı. Hatta 150 kök 3 yaptı burası. Ve sonra burada Pisagor bağıntısına sonuca ulaşırız. Ama biz böyle geometride kısa yollar daha hoşumuza gidiyor. Şimdi biz burada büyük sayılar gördüğümüz zaman arkadaşlar küçük sayılarla uğraşmak daha çok hoşumuza gider. Bir tanesi 300, bir tanesi 800. Hocam ben burada 2 sıfır atayım. Birine 3 olsun. Burada da 2 sıfır atayım. Bir de 8 olsun. 3 ve 8 iken x'i bulmaya çalışayım. Bak dik çizersen 90'ın karşısı 3 iken 30'ın karşısı 3 bölü 2 ile uğraşırsın. Bu sefer buradaki dikle çıkmaz. Çıkar da işlem kalabalığıyla çıkar. Ama ben her zaman ne diyorum? Özel açı mantığını kullan. Her zaman iki dik çizme mantığı vardır. Sen buradan dik çizdin. Olmadıysa diğer taraftan şuradan da bir dik çizebilirsin. Buradan çizdiğin dikte hop şöyle çizsen 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 olacak ya. Hocam zaten bak burası 3 verilmiş. O zaman yükseklik sadece nereye düşüyor arkadaşlar? Dışarıya doğru düşüyor. Bir işin esprisi burada bu. 90'ın karşısı 8 ise bakın burası 30 derece oldu. 30'un karşısı kaç olacak? 4 olacak. 1 kaldı o zaman buraya. O zaman 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3. Burada Pisagor yaparsam x kare 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi 48, 49 yaptı. X de buradan kaç oldu o zaman? 7 yaptı. Arkadaşlar x 7 oldu. Ama ben 2 sıfır atılmış halinde 7 buldum. O zaman cevabımız ne çıkacaktır? 700 çıkacaktır arkadaşlar. 2 sıfır da buna koyarız. Evet, böylelikle cevabımız Ceyhan çıktı arkadaşlar. Yukarıdaki verilenlere göre A ile D arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar burada 45 derece var. Özel açı var. Özel açı mantığını kullanacağız. Ne yapacağız? Çek diki. Dikimizi çizelim. Diki çizdikten sonra böyle hocam burası da 45. 45-45-90 üçgeninde 5 kök 2 ise burası da 5, burası da 5. Hocam 90'lar havada uçuşuyor. Ya ne vardır burada? Amaç ilk etapta 90'lar böyle fazla olduğunda
Dik üçgen var mı? Dik üçgen oluşturmak için ne yapıyorduk? Dikdörtgen oluşturuyorduk. Dikdörtgeni nasıl oluşturabiliriz? Hop şöyle aşağıda dikdörtgen oluştursa. Merdiven şekli varsa zaten oluşturuyorduk. Oluşturduk şöyle. Hocam burası 10 iken burası da 10. Tamamı 13. Burası 8. O zaman alt tarafta 8 oldu dikdörtgenden. Dikkat edin burada bir Pisagor var. Bir kenar 8. Diğer kenar 15. 8, 15 ne üçgeni arkadaşlar? 17 üçgeninden cevabımız. Böylelikle Denizli'ye çıktı. Yukarıda verilenlere göre ABX nedir diye soruluyor. Burayı 75 derece vermiş. Hiç sevmediğim bir açı. 7 kök 3 ve 5 vermiş. Ne yapacağım? Vallahi hocam 75'e ait şöyle bir dik mi çizeceğim? Hayır sakın. Kendi emeğinle 15 dik çizdiğinde 15, 75, 90 çıkarsa gittiğin yol yol değil. Yanlış yoldasın. Başka şeyler yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Acep. Arkadaşlar burada ikizkenar bir de 90 derece var. O zaman ben şunu şöyle bir çizsem. O çizdiğim zaman burası da 45, burası da 45 oldu mu arkadaşlar? Evet oldu. Peki şimdi ne yapacağım? Amacım dik üçgen oluşturmaktı. Dik üçgen oluşturmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Dikdörtgen. İster yukarıda oluşturun şöyle. Ama biz genelde böyle içeride oluşturmayı tercih ediyoruz. Hani dik yamuk falan sorularında. İsterseniz içeride yapın. Şuradan dikimizi çizecek olursak. Hocam dikdörtgen oluşturduk. Yani 5 ise 5, 7 kök 3 ise 7 kök 3'ü yazdık. Hocam 90 ise burası da 90 derece. Burası 90 ise bak dikkat dikkat. Şurası 90 ise şurası da 45 dereceydi. Buraya kaç kaldı? 15 derece mi kaldı? Evet 75, 15 daha 90 yaptı. 45'ten de bir 15 derece alacağım. O zaman buraya da 30 kaldı. Olay bitti. Şurada kaçtı da 60 derece mi gençler? Evet. Şuradaki dik üçgende 60'ı karşısı 7 kök üssü 30'un karşısı kök 3'e bölünmüş halidir. Yani 7'dir. Ve bu uzunluğu böylelikle kaç buluruz gençler? 12 buluruz. Böylelikle cevabımız Edremit çıktı. Yukarıda verilenlere göre x nedir diye soruluyor. 2 kök 3 8 ve x verilmiş. Arkadaşlar vallahi burada yapacak bir şey yok. Burada bak 15 derece burası. Şurada kaç? 15 derece. Burası da 75. Kendi emeğimle dik çizmedim. Karşıma 15, 75, 90 ben çizdiğimde çıkmadı. Kendiliğinden vardı ve 15, 75, 90 varsa ve hipotenüs uzunluğu varsa ne yapacağız? Hocam hop haşa 4 haş gelecek aklımıza. Hemen çizdik bunu. Haşa 4 haş olacak. 4 haş 8 ise haş buradan kaç oldu o zaman? 2 oldu. Hocam başka ne var burada? Burası da 2 kök 3 var. Buradaki 2 kök 3'ü de kullanmam lazım benim. CD 2 kök 3. Burayı da bulmam lazım. Burayı da bulmam lazım. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Bak. Oldu mu arkadaşlar? Sanki olmadı değil mi? Sıkıntı oldu değil mi? Bak 15, 75, 90 özelliği de bir işimize yaradı mı? Yaramadı. O zaman başka bir şey düşünmeliyiz. Başka. Hocam burada Pisagor var. Olmaz. Dik kenarın diğer kenarı yok burada. Hocam burada Öklit bağıntısı yapsam A ve B desem. Vallahi işi uzatırız. Ne yapalım o zaman burada? Valla ben 90'ın öbür özelliğini düşüneyim. O zaman 90'lık varsa ne yapabiliriz? 90'lı sorularda soru cevaben de çıkmıyorsa arkadaşlar bir ek çizim söylesem size ek çizim yapın desem ne gelir aklınıza? 90 ek çizim. Aa hocam 90'la ilgili hangi ek çizim var? Muhteşem. Burada o zaman bir muhteşem üçlüyü çizelim. Muhteşemi çizdik şöyle. Hocam 4 birim 4 birim 4 birim. Aa burası ne oldu? İkizkenardan dolayı. 15 ise burası da 15 oldu. Ve 15, 15 burası da 30 mu oldu? Aynen öyle. Şimdi olay bitti galiba arkadaşlar. Ben burada dikimi çizersem yine aşağı 4 taş ispatı yapmış oluyoruz aslında. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 mi oldu? Evet. O zaman buraya da ne kaldı? 2 kök 3 kaldı. Aa, bak burayı öklitsiz bir şekilde bulmuş olduk. Arkadaşlar burası da ne oldu? Tamamı 4 olduğundan 4 eksi 2 kök 3 mü oldu? Aynen öyle. Bak şimdi dik üçgenin kenarları çıktı mı çıktı. Hocam şuradaki uzunluğa bakacak olursak dik üçgenin bir kenarı 2, diğer kenarı 4 eksi 2 kök 3 ile 2 kök 3'ün toplamı yani 4 yaptı. O zaman burası 2, burası 4 ise 2, 4, 2 kök 5 yani 1, 2 kök 5 üçgeninden dolayı cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Cihan çıktı. Metehan yer düzlemine dik olacak şekilde Türkiye yazısını oluşturmak istiyor. Bu iş için şekildeki gibi bir düzenek oluşturuyor. Düzenekte T harfini yerleştirmek için T harfi yer düzlemiyle 60 derecelik açı yaparken çelik halat yardımıyla dengeliyor. Evet DCCF 2 kök 3 olarak verilmiş. Hemen bunları bir yazalım arkadaşlar. Sonra BC'yi 6 vermiş. BC neresi? İşte burası 6 olarak verilmiş. Başka ne var? Ali Bey uzunluğunu da 11 vermiş. Şurayı da 11 vermiş. Bizden çelik halatın uzunluğu nedir diye isteniliyor arkadaşlar.
Vallahi arkadaşlar şu 60'ı kullanmak için şöyle dik çizsem bir işime yarar mı? Yaramaz. Maalesef burada çizsek ne olacak ya? Hadi çizdik diyelim. Şöyle çizdik. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3 yapıyor. Burası da 3 kök 3. Bir işimize yaradı mı arkadaşlar? Yaramadı. Buradaki 90'ı falan da kullanamıyoruz zaten. Allah Allah. Başka bir şey yapmam lazım. Ya hocam şöyle bir şey. Ne yapabiliriz? Şöyle bir üçgen mi oluşturalım? Ya da hocam dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklımıza ne gelir? X kenar gelir. Hocam burada 60'ı parçalıyoruz ama vallahi x kenar önemli bir şey aslında. 60'ı da parçalasa yapabileceğimiz hamleler arasında diyebiliriz aslında. Belki de x kenar oluşturmada çıkmayacak ama neyse bir çözelim bakalım. Şu açı ortay olacak. A burada Pisagor bağıntısından bu ve bu. Ve Pisagor'dan burayı buluruz. Burası ne çıkar arkadaşlar? 4 kök 3 çıkar. Hatta ve hatta Pisagor'u ben şöyle kafadan yana gösterdim. Nasıl bu kadar böyle kafadan yaptınız? Şunu da çizmeye de gerek yokmuş arkadaşlar. Şurada bir Pisagor bağıntısı oluşturursam. Yani şunu şöyle çizersem. Pisagor'dan bu çıktı. Ya da hocam zaten bak dik üçgen oluşturduk. Bunun kök 3 katı bu. Yani burada özel bir üçgen var. Bu özel üçgen ne? 30, 60, 90 üçgeni. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattır. O yüzden 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı 4 kök 3 diye yazdım. Sonrasında ne yapacağız? İşte burada Pisagor bağıntısı. Niye? 60, 30 daha 90'sa burası da 90 derece oldu. Ve Pisagor bağıntısını yazalım. X'in karesi eşittir. 4 kök 3'ün karesi artı 11'in karesi olacaktır. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 16 çarpı 3'ten 48 artı 121'den 169 yaptı. X de buradan kaç oluyor o zaman? 13 oluyor. Yani sorumuzun cevabı böylelikle ne çıktı gençler? Denizli çıktı. Bunlar eşit verilmiş. Burası da eşit verilmiş. Alakası yerde eşitlik var. Büyük ihtimalle ne yapacağız arkadaşlar? Muhteşem. Hocam 15-75-90 var. Burada bir 15-75-90'ı kullansak mı acaba? H'a 4 taş bir işimize yarıyor mu? Cık, maalesef yaramıyor. O zaman bir muhteşemi çizelim arkadaşlar biz. Muhteşemi bir çizdik bakalım şöyle. Çizince ne çıktı? Eşitliği yazdık. A eşit eşit. İkizkenar çıktı. 15. Burada iki tane açıyı yan yana gördüm. Dayanamam. Toplamı bir dış açı. 30 yaptı. İkizkenardan burası da 30 oldu. 30 90'sa burası da 60 oldu. Hocam eşit eşit. Burası da 60. Burası da 60 oldu. Yani burada kaç ya da kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. Hatta burası da çift çizgi diyebilir miyiz? Deriz. Şimdi bizden ne isteniyor? FD. Hocam şuradaki x sorunu isteniyor. Allah Allah. Ne yapacağız burada? Şimdi gençler burada ne yapabiliriz? A şurada bir ikizkenarlık oldu mu? Oldu. İkizkenar dik üçgenden güzel bir şey gelecek gibi. Ve öncelikle şurada kaçları da yazalım. 75 burası, burası da 75. Hala düşünüyorum 15 75 90 şunu çizsek haşa 4 taş bir işimize yarıyor mu? Cık, yaramıyor. Valla arkadaşlar bir çözüm yöntemi şöyle olabilir aslında. Şuradan bir dik çizip 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. Burası A kök 3 yapar. 2A iken burası da 2A. Burada bir benzerlik. Şunun şunu oranı, bunun bunu oranından cevap çıkar ama ne yapıyorsun hoca sen? Daha benzerlik görmedik biz diyebilirsiniz. O yüzden hiç buraya dalmak istemedim ama göstereyim dedim. Buradan da bir çözüm yöntemi oluşturabilirsiniz. Başka ne yapabiliriz? Hocam şurada bir eşkenarlık çıktı. 60. Eşitliği de yazdık. Bak burada da bir ikizkenarlık var ya. Ben burada şunu şöyle çizecek olursam. A hocam ikizkenar dik üçgen oluşturmak için çizdim bunu. 45 derece burası da 45 derece yapacak. 45 burası da 30 oldu. Sen şimdi 12 kök 3'ü kullanabilirsin. Hocam şuradan bir dik çizsem. 90'ın karşısı 12 kök 3 ise 30'un karşısı 6 kök 3'tür. Hocam burası da 6 kök 3. 45 45 90 üçgeninden dolayı. 6 kök 3 6 kök 3 ise burası da kök 2 katı 6 kök 6'ya eşit oldu. X'i bulacağım. Bak 60'da 45 gibi muhteşem bir açı var orada. Şuradan da böyle bir dik çizersen olay bitti. 90'ın karşısı 6 kök 6 ise 30'un karşısı 3 kök 6 yapar. 60'ın karşısı da kök 3 katı yapar. Yani burası 3 kök 18 yapacaktır. 45 45 90 üçgeninden dolayı 3 kök 18 ise burası da 3 kök 18. Şey diye yazmak istemedim. X de ne yapıyor o zaman arkadaşlar? 3 kök 36 yapıyor kök katı. Kök 36 da zaten 6 diye çıktı. 3 çarpı 6'dan cevabımızda ne oldu o zaman? Cihan oldu arkadaşlar. Dediğim gibi ilk bir yol gösterdim. Sonrasında bu yola gittim. Belki farklı yollar yine vardır arkadaşlar. Şu an farklı bir yol bakıyorum. Yok, buraya odaklandığım için buradan başka bir yol gelmiyor aklıma. Belki de başka çözümler de vardır. Yorumlarda yazarsınız artık, tamam mı? Başka bir yol varsa. Evet gençler, böylelikle cevabımız Ceyhan yaptı.